Yani zor bir süreç çünkü hastalar çok yoğun, temaslılarımız var, evleri geziyoruz. O yüzden biraz yoğun geçiyor. Son günlerde yine yoğunluk arttığı için çalışma saatlerimiz biraz arttı. Biraz hastaların temaslı oldukları kişileri sonradan söylemeleri ya da hiç söylemeyip etrafa yayılması. Sonra test verdikleri halde işte iş yerine çalışmaya ya da böyle oturmalara gitmeleri. Yani hastalığın yayılımını etkiliyor, bizim açımızdan zor oluyor. Öncelikle herkes kendinden çok ailesi için de korkuyor bu süreçte. O yüzden böyle olduğu için temaslılar söylemedikleri sürece bu yayılımın maalesef önüne geçemiyoruz yani. İşler bizim için daha da zor hale geliyor. Hasta olmaktan, etrafıma bulaştırmaktan tabii ki herkes gibi ben de korkuyorum ve işin içinde olduğum için daha çok risk grubunda oluyorum. Bu beni tedirgin ediyor. Lütfen herkes kurallara uysun. Yani bu illa yazılı bir kural olmasına gerek yok. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor zaten. Her yerde tedbirli davranırsak ve özellikle pozitifler, temaslılar bunları bizden saklamazlarsa, bize ulaşırlarsa çok daha memnun oluruz. Hastalığın böylece yayılmasının önüne geçeriz. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Normalde dediğim gibi diş hekimiyim. Yaklaşık bir yıldır diş hekimliğini yapamıyorum. İlk başladığımızda Ağustos ayıydı. Vakaların özellikle en yoğun olduğu dönemlerdi. Sabah 9'da çıkıp gece 12'de dönebiliyorduk. Hani bu da müdürlüğe dönme saatlerimiz. Eve dönüş saatlerimiz saat 1'i falan da bulabiliyordu gece yarıları. Ama son dönemde, son bir aylık süreçte tekrardan artmaya başladı vakalar. Buna bağlı olarak, paralel olarak bizim de mesai saatlerimiz artıyor. Sağlıkçı olduğumuz için zaten görevimiz bir nevi halk sağlığı sonuçta. Diş hekimi de olsak, filyasyonda da görevli olsak aynı amaca yönelik hareket ediyoruz. Tabii hastanemizi de özledik, mesleğimizi özledik. Bazı yerlerde kıymetimiz biliniyor. Bazı vakalar gittiğimiz zaman teşekkür ediyorlar. Hani onlar da biliyorlar görevimizin zor olduğunu. Bize kolaylıklar diliyorlar. Ama bazı gittiğimiz vakalar sanki biz bu işi yapmak zorundayız. Ne isterlerse yapmak zorundayız. Atıyorum mesela pozitif bir vakaya gidiyoruz. Vaka ben test sonucuma inanmıyorum diyor. Tekrar test aldırmak istiyorum diyor. Bunu sürekli tekrarlıyor. Hani biz de müdürlüğümüzden de test talebinde bulunabiliyorlar. Bunu alışkanlık haline getirdi çoğu vaka. Sürekli test talebinde bulunuyorlar. Hani bu durumda bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Çünkü zaten vakalara yetişemiyoruz. Ertesi güne bir sürü vaka artabiliyor duruma göre. İşte bu şekilde yapıldığı zaman tekrar 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 test talebinde bulundukları zaman pozitif olduğu halde işimizi olduğunca zorlaştırıyorlar. Bu temaslı bildirmedikleri zaman da işimizi bayağı bir zorlaştırmış oluyorlar. Hani gittiğimiz zaman soruyoruz dışarıda temaslarınız var mı diye. Ama bazen iş yeri tembih ediyor, söylemeyin diye. Bazen kendileri aileleri karantinaya, izolasyona girmesin diye söylemek istemiyorlar. Hani bu durumda onlar da eğer onlara bulaşmışsa onlar da başkalarına bulaştırıyorlar. Bizim işimizi daha da güçleştiriyorlar. Hani mümkün olduğunca pozitifler temaslarını bize bildirirlerse biz onları izolasyona aldığımız zaman mümkün olduğunca yavaşlatırız bu pandemi sürecini. Bir gün saat 11.30 civarıydı sanırım gece vakti. Bir tane pozitif vakaya gittik. Test vermişler. Hatta aileden birkaç kişi test vermiş. Ama akraba ziyaretindeler. Hani 4 kişilik bir aile, 6 kişi ziyarete gelmiş, 10 kişilik bir kalabalık oluşturmuşlar. Nedir? Normalde bir vakaya gittiğimiz zaman ortalama 15-20 dakika süre alıyor. Hani bizim o eve gidip de hem kendilerine zarar veriyorlar hem de bizim işimizi zorlaştırmış oluyorlar o süreçte. Biz en az orada sanırım 1 saat kadar oyalanmak zorunda kaldık. Hepsinin kimlik bilgileri, numune alınma süreci. Ama hani testlerini vermişler. Bildirseler akraba ziyareti olmasa, bir şüpheniz var ki test veriyorsunuz. Akraba ziyareti olmasa hem onlar etkilenmeyecek hem de bizim de işimiz daha çabuk hallolacak. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Hani şu süreçte, pandemi sürecinde yapılması gereken çok basit. Ziyaretleri
mümkün olduğunca gerçekleştirmemek. Bu süreçte hani hem kendi sağlıklarını tehlikeye atıyorlar, hem filyasyon ekiplerinin işini zorlaştırıyorlar. Bu süreçten bir an önce kurtulabilmemiz için ziyaretler geciktirilmeli, mümkün olduğunca yapılmamalı. Temaslarımızı mümkün olduğunca bildirmeliyiz, hiçbirini atlamadan özen göstermelerini rica ediyoruz.